Şu ana kadar hücrelere yeteri kadar önem gösterdik çünkü hücreler yaşamın temel yapı taşları ve büyüleyici bir yapıya sahipler. Diğer videolarda gördüğümüz üzere hücrelerin içinde kendilerine özgü koca bir evren gizli. Hücreler çoğumuzun tahmin edebileceğinden çok daha fazla karmaşık yapılar. Peki hücrelerden dokulara nasıl geçeceğiz? Mesela cildimize bir bakalım. Hücrelerimizden cilt dokumuza, tendonlarımıza, belki de kalp dokumuza veya diğer organlarımızın dokularına nasıl geçeceğiz? Tabii en nihayetinde de farklı dokulardan bizi çok hücreli bir organizma yapan organlara nasıl geçeceğiz? Evet, bütün bu dokular ve organların birleşimiyle bir organizma elde ediyoruz. Peki, hücreler nasıl oluyor da bir araya gelip kendilerini koordine edip yapılarını oluşturuyor ve bizi meydana getiriyor? Bu sorunun cevabı, hücre dışı matrix olarak adlandırdığımız bir yapıyla alakalı. Bunu yazalım. Hücre dışı matrix. Daha önce hücrenin içinin, yalnızca organellerin yüzdüğü bir balondan ibaret olmadığını konuşmuştuk. Hücre içinde ona yapısını veren, hareket etmesine hatta bölünmesine olanak sağlayan ve moleküllerin bir yerden bir yere taşınmasına yardım eden, hücre iskeleti dediğimiz bir yapı bulunduğunu söylemiştik. Buradaki yuvarlağın bir hücre olduğunu varsayarsak, sarıyla çizdiğim kısım içeride bulunan hücre iskeleti oluyor. Ancak bunun yanında hücrenin dışında da hücre iskeletine benzer bir yapı mevcut. Bu yapı hücrelerin birbiriyle ilişkilerini koordine ediyor. İşte bu, hücre dışı matrix adını verdiğimiz yapı. Hücre dışı matrix, farklı çeşitte birçok lif, protein ve glikoproteinden meydana geliyor. Bu farklı yapı taşları arasında en çok göze çarpan ise kolajen. Kolajeni sarıyla çiziyorum. Bunlar kolajen ipleri olacak. Kolajen, esasen memelilerde en yaygın halde bulunan proteindir. Memelilerde bulunan proteinlerin %25 ila %35'ini oluştururlar. Biz buna ortalama olarak %30 diyelim. Memelilerdeki proteinlerin %30'u, evet. Yani vücudumuzdaki proteinlerin kabaca %30'u kolajendir diyebiliriz. Ve kolajenin büyük bir kısmı hücre dışı matriksin oluşmasına yardımcı olan bu iplikleri meydana getiriyor. Buradaki çizimden de göreceğiniz üzere hücreler bir nevi bu hücre dışı matriksin içine gömülü halde bulunuyor. Buradaki hücrelerin konumu sabitlenmiş olabilir. Bu matrikse bağlı halde bulunuyor gibi gözüküyorlar ve bu da konumlarını belirlemede yardımcı oluyor. Hücre dışı matrikste bulunan kolajen ve diğer yapılar, hücreleri bağlamada ve onları yapılandırarak dokuların oluşmasını sağlamada yardımcı oluyorlar. Ayrıca hücreleri bilgilendirmekle de sorumlular. Bir hücrenin ne zaman büyümesi, ne zaman bölünmesi, hatta ne zaman ölmesi ve ne zaman farklı moleküller üretmesi gerektiğini bildirirler. Şimdi hücrelerin nasıl bağlandığını daha derin bir şekilde anlayalım. Mesela buradaki kare ile çizilmiş kısma odaklanalım. Burada hücre zarına odaklanıyorum ve ekranın büyük kısmını kaplayan bu görüntüyü elde ediyorum. Burası aslında hücrenin içi. Burada bir aktin mikrofilamenti oluyor, var daha doğrusu. Esasen hücre iskeletinin bir parçasını oluşturuyor bu. Burada da hücre dışı matriksi meydana getiren kolajen lifleri var. Tüm bu yapılar buradaki proteinlere bağlanmış halde. Bu proteinler de integrin olarak adlandırılan bir protein sınıfına aitler. İntegrinler, hücrenin zarına gömülü halde bulunuyor ve lifler sayesinde de hücre dışı matrikse bağlanıyor. Bu bağlanma, fibronektin denen lifler sayesinde gerçekleşir. Sizce de oldukça büyüleyici bir yapı değil mi? Çünkü gördüğünüz gibi bu proteinler üzerinden hücre dışı matriks, hücrenin içine ve hücre iskeletine bağlanıyor. Az önce bahsettiğim gibi bu proteinler yapıların konaklamasına ve sabit bir yerde durmalarına yardım ediyorlar. Fakat bunun dışında sinyal alışverişinde de kullanılıyorlar. Ne çeşit bir hücreden bahsettiğinize bağlı olarak gerilimi de hissedebilirler. Aktif ya da pasif olmak için hücre yerine sinyal üretebilirler. Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biyoloji çalışırken çoğu zaman, hatta biyolojiye giriş dersinde bile,
Ders kitaplarında buna benzer şeyler görürsünüz. İşte hücre zarından geçen integrin proteinlerimiz var ve bunlar fibronektinlere bağlılar. Ayrıca hücre iskeletine de bağlılar ve hücre dışı matrix boyunca kolajen liflerine de bağlılar diye öğretilir. Bu sizde bütün biyolojinin çoktan keşfedildiği hissini uyandırabilir. Fakat esas mesele bütün bu yapıların nasıl birlikte çalıştığı, nasıl sinyal alışverişinde bulunduğu ve hücrelerin nasıl gerilim, stres ya da belirli bir bölgenin kalabalıklığını baz alarak ne yapmaları gerektiğini önceden bilmesidir. Bunlar halihazırda üzerinde çalışılan araştırma alanları. Mesela internette biraz detaylı bir araştırma yapacak olursanız, yeni basılmış araştırma makalelerine rastlayacaksınız. Bu makalelerde insanların bir integrin ne yapması gerektiğini tam olarak nereden biliyor, hücreye nasıl sinyal üretiyor ya da kendisini hücre iskeletine ya da hücre dışı matrikse nasıl bağlıyor sorularının sorulduğunu göreceksiniz. Bunlar aynı zamanda ilgi çekici araştırma alanları. İnsanlar bir süre daha bunları araştırmaya devam edecek çünkü bu inanılmaz derecede karmaşık olan proteinlerin ya da fibronektin gibi glikoproteinlerin nasıl etkileşim halinde olduğuyla ilgili her zaman cevaplanması gereken daha çok soru olacak. Fibronektin demişken, bunu yan zinciri karbonhidrat zinciri olan bir glikoprotein olarak tanımlayabiliriz. Bunca karmaşık yapılar nasıl etkileşim halinde? Ne yapmaları gerektiğini nasıl biliyorlar? Bütün bu karmaşık sinyal mekanizmaları nasıl çalışıyor? Bütün bunlar oldukça etkileyici araştırma alanları. Umarım bu video size siz yapan karmaşıklığa dair bir hayranlık hissetmenizi sağlamıştır. Hücrelerin kendi başlarına zaten oldukça karmaşık olduklarından bahsettik. Fakat şimdi dokuları daha iyi tanımlamamıza yardımcı olan ve hücrelerin bir nevi yaşamalarını olanak sağlayan, birbirleriyle ilişki kurmalarını ve çevreleriyle sinyal alışverişinde bulunmalarına yarayan bu hücre dışı matrikse gömülü haldeler. Şunu belirtmekte fayda var, buraya sadece bir tane integrin proteini çizdim. Fakat normal bir hücrede, hücre zarı boyunca bulunan çok çok daha fazlası olacak. Hatta burada bulunan proteinler sadece integrinden ibaret değil. Hücre zarı çoğu zaman bu şekilde çift katmanlı bir yağ tabakası halinde çizilir. Aslında bu yapı, içine gömülü halde bulunan, belirli moleküllerin giriş çıkışına olanak sağlayan ve reseptör olarak kullanılan birçok çeşit protein bulundurur. Yani bunları çevreyle etkileşim halinde olan şehirlere bile benzetebilirsiniz.